Ne olacak oğlum? Haciz geldi. Kalk kalk. Ön ödemeli bir kartınız var. Ne güzel değil mi? Paran kadar harca. İçinde 1000 lira var. İşte laptop alacaksınız. Ne yapıyorsunuz? 1500 lira. Alamıyorsunuz. İşte ne yapıyorsunuz? Çok beğendiğiniz zaman paranız yetmedi. Memleketin durumu da malum. İşte biriktireyim diyorsunuz ama işte sürekli ona zam buna zam. Paramız değersiz. Bitik durumdayız. Enflasyon var. 2 ay para biriktirdin. 500 daha koydun. Ha oldu. Hadi şimdi gidelim laptopu alalım. 1500 geldi. Heh tamam. Laptop da 1500'dü. Kapan. Ona lan gitmiş 1800 olmuş. Yine alamıyorsun. Yine biriktir. Ah, yanlış yerde doğmuşuz. İşte bizim de kaderimiz. Ha alabiliyorsunuz tabii. Nasıl alıyorsunuz? Kredi kartıyla. O nasıl? Size bir limit veriliyor. Herhalde limit verilecek. Ne olacaktı? Banka babanın mı? İşte diyelim ki 1600 lira bir limitiniz var. Zaten ki biliyorsunuz çoğu bankada ilk hesap açılışlarında limit budur. 1600, 1500, 1800 arası bir şeydir. İşte maaşınız sorulur. Ona göre bir şeyler yapılır falan. Geneli budur ama 1500, 1800'dür. Şimdi cart diye gidip o limitteki sizin olmayan, işte önümüzdeki aylardan itibaren taksitlere böndüğünüz, işte ne bileyim ufak ufak öderim ne var bunda falan dediğiniz ve istediğiniz şeyi hemen o gün alabiliyorsunuz. Hemen sizin oluyor. Ne güzel değil mi? Harika, bomba. İşte git yavaş yavaş öde. Oh dünyalar bizim oldu. Kurtulduk. Aradan bir ay kadar geçiyor. Ekstra geliyor. Hesabında para yok. 200 lira senden rica edeyim diyor banka. Ne yaptın gittin o baştaki 1000 lirayı da yedin değil mi? Hesapta para yok. Ne yapacaksın? Arkana güvenmiyorsun. Bugünün yarını yokmuş gibi iş yapıp duruyorsun. Geldi banka kapına dayandı. Haciz geldi. Hadi buyurun bakalım. Geçmiş olsun. Videonun başında ayı ayı olan şeyler. Ne olacak ki canım gider başka bankadan çekerim öyle öderim. Heh, mahallenin akıllısı. İşte bunu uygulayan insanları, bunu yapan insanları görüyorsunuz. Birkaç sene sonra şeylerin, gazetelerin internette orada burada ikinci sayfalarında işte yok efendim ailesini vurdu, karısını, çoluğunu, çocuğunu vurdu adam pompalı tüfekle, yok yaktı bilmem ne, yok öldürdü herkesi, taradı bilmem ne, böyle görüyoruz. Bıçakladı falan filan, etrafına saldırdı. Adam bunalıma girmiş artık, ne yapacağını şaşırıyor. Borçlar katlanmış, faizler yükselmiş, artık daha fazla borç çekemiyor, kredi çekemiyor, bir şey yapamıyor. Başka bir yerden artık hesap açamıyor. Bankalar aralarında iletişim kurmuşlar. Oo neler neler. Adamın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, evi, arabası bilmem ne hepsi gitmiş. Almış hepsini artık neyse. Sakın bu insanlardan biri olmayın. Sahip çıkın. Sen borcunu ödeyemeyince banka bana da ödeyemiyor. Ey yavrum ey. Bana da fazladan faiz bindiriyor. Herkes birbirine bağlı. Zorunda mıyım lan senin hatanı ben üstlenmeye? Konumuz neydi kredi kartları? Milyonlarca insanlar, milyarlarca insan kullanıyor. Fazla açılmadan eğer doğru kullanırsanız bence bankacılığın şu ana kadar üretmiş olduğu en süper iki çözümden biri. Bir tanesi kredi çekme, bir tanesi kredi kartı yani. Ne güzel işte 100 alıyorsun, bir ödüyorsun. Bir ödüyorsun her ay, bir ödüyorsun. Ne güzel değil mi? Ha, eğer o birin yoksa, o biri de eğer ödeyemiyorsan işte güzel değil. Yani sorun bankacılık sisteminde değil, sorun vatandaşta. Onu da alayım, dur şunu da alayım, bunu da alayım, onu da alayım, bunu da alayım, onu da... Alma, alma. Ne kadar zor değil mi? Yani alma ya, alma. Ne kadar kolay, pardon. Ha bu arada kredi demişken çok ufak bir şey söyleyeceğim. Gerçi konumuz daha içinde değil bu ama. Hani kredi demişken söyleyeyim. Kredi kartlarınızın limitinden fazla kredi çekebilirsiniz. Mesela kredi kartınız limiti 1500 liraysa kalkıp 5000 lira kredi çekebilirsiniz. Hemen internet bankacılığı, telefon hemen şak diye gelir. Hesabınıza 5000 lira geldi. İşte o yüzden hani ödeyebilecekseniz hani kredi de çok güzel bir şeydir, bir olaydır. Süperdir, müthiştir. Ne yapıyorsunuz? 5000 lira kredi çektiniz. İstediğiniz televizyonu şimdi gidip alabilirsiniz. İstediğiniz laptopu, istediğiniz telefonu, üçünü birden alabilirsiniz. Gidin kardeşim şimdi her ay 500 lira ödeyin. Fıstık gibi. Ha kredi kartında bunu yapamıyorsun işte 1500 liralık kredi kartında limitinde. Limitini de yükseltemiyorsun eğer belirli bazı şeyleri geçemezsen durumları. Yani işte ekonomik durumun karşılamazsa falan. Yani asgari ücrete çalışan adama herhalde 1600 lira çalışan bir adama kalkıp da 25 bin lira şey koymuyorlar yani. Kredi kartı limiti koymuyorlar. Hani 20 yıldır falan düzgün ödüyorsa bilemem onu. Hani bir bakıyorlar önce yani senin durumun ne, nedir, ne yapabilirsin falan ona göre. Tabii yine kredinin de faizi var. Biraz daha fazla tabii kredi kartı ödemelerinize göre. Daha çünkü yüksek meblağlar falan. Kredi kartıyla ev araba almak falan çok zor diye biliyorum. Hatta imkansız gibi. Ama krediyle gidip ev araba da al, arsa da al, dükkan da aç yani. Neyse kredi konusunu hemen kapatalım. 30-40 saniyede bitirdik. Yüksek meblağlar demişken krediyle, kredi kartları açısından da tabii bazı kartlar var dünyada. Böyle premium dediğimiz. Mesela işte Chase Sapphire, Capital One, Inc. Business Preferred, Venture Card, American Express Premium, Centurion, Delta Reserve, işte Ritz-Carlton, City Prestige, Chase Freedom Unlimited, Wells Fargo, Anan. Hani bu kartlarla daha da böyle pahalı şeyler alabiliyorsunuz. Hani limitleri falan çok çok daha yüksek normal kartlara göre. Hani 100 bin dolardan başlayıp milyon dolarlara kadar falan böyle şeyleri var. İşte ne bileyim limitleri falan var. İşte futbolcular kullanıyor, CEO'lar kullanıyor. İşte ne bileyim ünlü Madonna, Michael Jackson falan kullanıyordu bilmem. Böyle böyle kartlar. Kısaca milyonerlerin kullandığı kartlar yani. Videonun başında söylediğimi tekrar edeceğim. Söylemiş olduğum gibi. Kredi kartları eğer ekonomik durumunuza güveniyorsanız muhteşem bir icat. Sizin hayatınızı çok kolaylaştıran bir şey. Yavaş yavaş ödeyebiliyorsunuz, dersiz tasasız. Ha yeter ki ödeyebilirsiniz yani. Sonra işte ödeyemeyince falan işte ya ama faizler çok yüksek ne yapalım Allah Allah ya böyle iş mi olur canım falan diyemiyorsunuz yani. Baştan her şey zaten size sunulmuş, söylenmiş. Faizlerimiz şöyle, şu şöyle, bu böyle, bu böyle ona göre.
Artık iş sende yani. Hatalarını bize yükleme diyor banka. Tamam haklı, çok güzel, müthiş. Sen ne yapıyorsun buna? Ödemiyorsun tabii, ne yapıyorsun? Başver diyor, öbür aya derim, öbür aya derim. Oh ne ala memlekete ya, bir salaklık abi. Eğer o tayfadaysanız zaten, onlardansanız zaten kredi kartı kullanmayın. Çünkü genel bankacılık sistemine de zarar veriyor bu durum. Hepimize zarar veriyor. Başlamayın yine işte, avukat mı kesildi şimdi? Tamam. Ne yapın işte, gidin banka kartı kullanın, ön ödemeli kart kullanın, sanal kart kullanın. Kredi kartı kullanmayın. Ha. Normal bir banka hesabınız varken kredi çekebiliyor musunuz? O konuda bir bilgim yok. Evet, çok cahil olabilirim konuda. Çünkü hiç hayatımda kredi çekmedim. Ama kredi kartınız varsa galiba kredi çekebiliyorsunuz. Bilmiyorum yani. Hani en son çare dedim, hani o biraz önce saydığım kartlardan, 3 karttan 15 saniye önce. Onların dışında kredi falan çekme durumu ne diyorum ben amına. Neyse işte git baştan peşin ver, kurtul yani. Ne senin başın yansın ne bankanın başı yansın. Hani o kadar kötü durumdaysanız diyorum yani. Hani bu videonun başında da söylemiştim. Hani zaten aslında hani öyle oluyor. Değişik durumlar oluyor. Yani çok değişik oluyor yani. Şimdi geldik videonun özüne. Biliyorsunuz her videonun resmindeki şeyden önce şöyle bir ön konuşma yapıyorum bir 5-6 dakika. Sonra son 3-4 dakikaya böyle artık neyse konuyla alakalı orayı size sunuyorum. Evet. Anlıyorum. Bu videoda yapmamanız gereken kredi kartı kullanımımızdaki hatalara değineceğim. Benim açımdan baktığım zaman benim de hayatımda uygulamış olduğum 5 tane formülden sizlere bahsedeceğim. Artık ne kadar uygularsınız bilmiyorum. 1. Aktif kartınızı kullanmayışınız. Çok büyük hata. Mesela 2 tane kredi kartınız var. Bir tanesini sadece kullanıyorsunuz. Diğeri öyle duruyor. Ne oluyor peki? Bir süre sonra bankacılık sistemi sizin o kullanmadığınız kartı deaktive edilmiş oluyor. Yani en azından ne oluyor falan diyor. Lan bu adam öldü mü? Acaba biri bu adamın kredi kartını mı çaldı? Ne oldu falan diye böyle meraktan deaktive ediyor. O yüzden sadece kullandığınızı kullanın. Kullanmadığınız kartlarınız varsa onları hemen kapatın. Aradan çıkarın, devreden çıkarın. 2. Hani alışveriş yaparsınız böyle marketten. İşte derler de sana işte efendim bak işte şu sucuk 50 liralık alışveriş yaptın. Al millete 10 lira sana 5 lira falan. Sucuk sevmezsin ki, nefret edersin. Hiç sevmediğim bir şeydir sucuk ya. Benim de öyledir mesela. Ben hiç sevmem sucuk şahsen. Pastırmayı da sevmem. Salam ve sosis seviyorum ben böyle. Daha bir şey. Böyle az baharatlı şeyler. Ne yaptın? Gittin aldın onu öyle. 5 lira. Şey diye aldın öyle. Dursun bilmem ne diye aldın. Ne oldu? Bozuldu buzdolabında. Paran nerede? Borç oldu. Öbür ay ödeyeceksin o 5 lirayı. Hadi bakayım. Bilinçli tüketim çok önemli. İhtiyacınız olanları alın. İhtiyacınız olmayanları almayın. Bu konu hakkında 3-4 gün kadar önce yayınlamış olduğum Minimalizm Nedir isimli videoma bakın. Orada anlattıklarımı dinleyin. 3. Borçlarınızı ödeyin. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, aidat. İşte o bu şu ne bileyim işte aldığınız şeyler falan filan. Kredi notunuz düşmesin. Kredi notu önemli. Başta bankalar 1-2 ay kadar müddet verir. Kendinizi bir toparlayın, bir kendinize gelin falan. Ne oluyoruz falan diye. Hadi al birinden der, ondan bundan al. Benim borcumu öde der. Haklı yani adamlar. 2 ay sonra kapınıza dayanır. Baktı bir şey değişmiyor sizin tarafınızdan. Hani ödemiyorsunuz paranızı hala. Tebligat gelir. Baktınız 1-2 hafta daha verir. Hala bir şey değişmiyor. İşte haciz gelir. Bilmem evinizden olursunuz, malınızdan olursunuz. Herhalde hala evin araban da yetmedi o borcu ödemeye. Hapse atıyorlar herhalde artık, ne bileyim. Hani kızgın yağ sokacak halleri yok ya. Var mıdır lan acaba? Çok dertli zamanlar geçirirsiniz. Mahkemeden mahkemeye, davadan davaya koşturursunuz. Yaz kış böyle koşturursunuz böyle falan. Çok dertli işler. Bildiğin aksiyon filmi ha. Action movie. Real life GTA. Transformers. Terminator. Hani böyle flakka videoları falan görüyorsunuz ya. Millet böyle deliriyor falan böyle. Bilmem, zombi oluyor falan. Onlara dönersiniz yani. Adam böyle ona çevirirler yani. Flakkadan önce falakaya yatırırlar. Allah belanı versin. Aptal! Yapacağın espriye soksan! 4. Ödeyebileceğiniz meblağ kadar borçlanın. Yarın öbür gün yolda yürüyorsun, arabanın biri çarptı. Kolun kırıldı. Sigortan yok, paran yok. Kredi kartında limit yok, kalmamış. Kredi çekeceksin, çekemeyeceksin. Babayı alacaksın, ne yapacaksın? Kalacaksın ortada kırık kolla. 5. Asgari ödeme konusu. Oh be, bu ayda asgari ödemeyi yaptım, rahatım falan dersiniz. Ama öyle değilsinizdir işte. Hatalısınızdır. Türkiye dahil dünyanın her yerinde olay aynı. Bankalar en çok bu müşterileri severler. Yani az az geri ödeme yapan müşterileri severler. Çünkü bunların faizleri daha fazladır. Hani bir seferde toptan ödedin mi bir faiz alıyor ama enflasyon arttıkça 5 seferde ödedin mi 5 ay sonra enflasyon artışıyla daha fazla faiz alıyor. 5 faizden daha fazla alıyor. Dediğim gibi bankayı ayakta tutanlar asgari ödemeyi yapan insanlardır. Tabii bu videonun dışında daha çok fazla dikkat etmeniz gereken şey vardır. Ben bir bankacı değilim ama hani normal bir banka müşterisi olarak yıllardır bu şekilde hayatta kalabiliyorum. Size de kendi hayatımdan banka konusunda zor durumlarda kalınmaması için uyguladığım yöntemlerden bahsettim. Başlıca olan 5 tanesinden. Umarım faydalı olmuşumdur. Bana katlandığınız için tekrar teşekkür ederim. Yarın artık yine bu saatlerde, saat kaç şu an? 6'ya 5 var. Aynen şimdi ben bunu hemen şey yaparım. Saat en fazla 6.45 falan gibi bu video yayınlanmış olur. Görüşürüz yarın. Bay bay.